Ergündüler. Tansiyon. İşler giderek karışıyor, karışacak da. Görünen bu. Gelin arka plana bakıp öne doğru adım atmaya gayret edelim. Anlamaya ve çözmeye çabalayalım. AK Parti kurulduğunda kadrolarının tamamına yakını Avrupa'ya yakın isimlerden oluşmaktaydı. Bir Amerika ekolü de içinde vardı. Bizdeki koalisyonlar Amerika-AB karışımının vücut bulduğu organizasyonlardı. Yıllarca böyle oldu. AK Parti de bu şekilde yola çıktı. 2013'e kadar gidildi. Sonra yıllardır yazdığım, yazmaktan vazgeçmediklerim sahne aldı. Türkiye iki ekolle yürümek istiyor, bir diğeri operasyonlarla bunu engelliyordu. Olan aslında buydu. Açalım biraz. 17-25'ten bugüne gelelim. Yarına süzülelim. Sahne önünde gördüğümüz İsrail ile İran geçmişte sıkı dosttu. 1979'daki İslam devrimine kadar ortada herhangi bir sorun yoktu. 1948'de Beyoğlu'nda kurulan İsrail Devleti'ni tanıyan ikinci İslam ülkesi Mısır'dan sonra İran olmuştu. Neden? Çünkü o dönem İran'da yönetim Pehlevi ailesinin elindeydi. Dün de yazdığım gibi F-14'ler bile bir Amerika'da bir de İran'da vardı. İki ülke arasından su sızmıyordu. Orta Doğu'daki en büyük Amerika destekçisi İran'dı. İsrail de bundan memnundu. Çünkü başı sıkıştığında yanında bulacağı bir dost vardı. Fransız istihbaratı yüzyılın operasyonlarından birine imza attı. Pehlevi ailesini tahttan indirdi, yerine Ayetullah Humeyni'yi getirdi. İslam devrimiyle sadece ülkenin rejimi, yönetim biçimi değişmedi. Amaç konumunun değişmesiydi. O da gerçekleşti. Amerika müttefiki İran gitti, yerine Fransa'nın Avrupa'nın yakın ilişki içine gireceği İran geldi. Operasyon buydu. İslami rejimle ne İsrail'in ne Amerika'nın sorunu olabilirdi ki. Suudlar böyle. Bir dert var mı? Asla yok olamaz da. Önemli olan ülkenin konumudur. Kiminle yürüdüğüdür. İslami rejim olarak öne çıkartılan aslında İran'ın Avrupa ile yakınlığının tanımıdır. Amerika bundan rahatsızdır. İsrail'de, Türkiye'de de Amerika'nın etkisi altında kalan odaklar. Devam. Hümeyni gelince Amerika ve İsrail pasaportları bile tahammül edilemez bir duruma sürüklendi. İki ülke ilişkileri adeta bıçak gibi kesildi. Düşman olarak öteki olarak ilan edildi. Aynı şekilde Amerika ve İsrail de aynı metodu uyguladı. Hatta devrimden sonra Humeyni İsrail büyükelçiliğini ele geçirdi. Kontrolünü Tel Aviv'e karşı mücadele veren Filistin Kurtuluş Örgütüne devretti. Amerika Araplarla anlaşıyor, İsrail ile aralarındaki ilişkiyi revize ediyor. Ancak Avrupa devreye giriyor, hamle yapıyor, İsrail'e uğraşacak Amerikayı zorlayacak, İran'ı platforma itiyordu. İran düşmanlığı aslında 1990'lardan sonra hayata geçiyordu. Öncesinde Saddamlı Irak daha büyük sorundu. Baas rejimi de Avrupalı istihbarat örgütlerinin ateşlediği bir akımdı. Doğrudan ve net bir şekilde Amerika karşıtlığı barındırıyordu. Bizdeki gibi. Bir de Kürt nüfusu burada ağırlıklıydı. Amerika açısından önce Saddam'ın silinip tasfiye edilmesi gerekiyordu. Öyle de oldu. Sonra İran ana gündem olarak öne çıktı. İran'ın arkasındaki güçler de Suriye, Yemen, Irak, Lübnan gibi ülkelerde kurdukları Hizbullah ve Hamas gibi oluşumlarla bu mücadeleye devam ettiler. Destek verdiler. Hem İran etki alanını genişletiyor hem Avrupa Amerika'ya geniş coğrafyada cevap verebiliyordu. Bilek güreşi tüm hızıyla sürüp gidiyordu. Türkiye'de bunun değişik frekanslardaki hamlelerini yaşıyordu. AK Parti Avrupa'ya yakın isimleri barında barındırsa da başlarda Amerika'ya yakın politika izledi. Sonra yollar ayrıldı. 2013'ten sonra ipler koptu. Gezi olayları, 17-25'ler ve 15 Temmuz'a kadar giden yollar açıldı. Başkan Erdoğan hem yeni konumunu bildiriyor hem içeride tasfiyeler yaşanıyordu. Doğaldı. Devletle mücadeleye giren oluşumlarsa iki parçaydı. Amerika'ya bakan tarafı da İngiltere'ye bakan tarafı da vardı. Devlet Amerika karşıtı konumu belirleyince haliyle bir taraf tasfiye oluyordu. Bu da kaçınılmazdı. Türkiye'nin ambargo altındaki İran'la yakınlaşması, Avrupa'nın net ve açık olarak İran'a destek olması Amerikan çıkarları açısından son derece sıkıntılıydı. Avrupa bu iklimde Türkiye üzerinden İran'a oradan da Orta Asya'ya kadar uzanabilecekti. Bu imkan artık önlerindeydi. Ancak içerideki yapılar harekete geçirildi. Bu ittifak anlayışının son bulması istendi. 17-25 genel itibarıyla buydu. Bu ilişki ağı dağıldı. Türkiye üzerindeki basınç arttı. Ardından yaşanan pek çok türbülansın ana nedeni de buydu. Ankara-Tahran hem ilişki içine giriyor hem de Hamas'ın arkasında durabiliyordu. Bu doğal olarak İsrail ve Amerika karşıtlığını beraberinde getiriyordu. Netanyahu gibi bazı isimler bunu fırsat bilip kullanıyor, hatta işin içine Çin'i de katıp Washington'ı dışlamaya gayret ediyordu. Hayfa Limanı'nın Pekin yönetimine verilme amacı da buydu. Amerika hali hazırda süper güçken Orta Doğu'nun avucunun içinden kayıp gitmesini izlemezdi. Yüzlerce kez yazdım. Bu fırtına demekti, basınç demekti. Hepsi oldu. Yaşananların doğru adresi buydu. Amerika, Türkiye, İran yakınlaşmasını İngiliz medyasında yaptırdığı Erdoğan'a seçim için İran yardımı manşetiyle başlatıyordu. İlk işaret buydu o tarihlerde. Beyaz Saray'da Pentagon'da Avrupa'nın Orta Doğu'da kazanmasını izleyemezdi. İzlemediler. Çarşı karıştı. Kuzey akım hatları patlatıldı. İran ilişkileri nedeniyle Halkbank dava edildi. İsimler, şirketler kara listeye girdi. Amerika'yı bypass etmek için kurulan Instex devre dışı kaldı. Ambargolar yayıldı. AB de buna katılmak zorunda bırakıldı. AB'nin şimdi İran hakkında atılan adımlara katılma nedeni Rusya'nın onlar için oluşturduğu tehditti. Alman Başbakan Scholz, Çin'de Jinping'e, Rusya'nın bizi nükleerle tehdit etmesini engeller ricasında bulunuyordu. Macron da daha öncesinde Pekin'de doları bırakalım artık diyordu. Savaş da oyun da çok büyüktü. Amerika'nın tasfiyesi batılı başkentlerde konuşuluyordu. Washington'da her şeye rağmen, herkese rağmen hamle yapacağını işaret ediyordu. Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi de, Hamas'ın İsrail'i vurması da, İsrail'in cevabı da hesaba dahildi. Soru şu, İran sıradaki mi? Eğer Pentagon Asya'dan önce burada zaman kaybetmek istemiyorsa İran'a bulaşmayacaklardı. Çin'e gitmeden önce Orta Doğu'nun son şeklini alması ve Çin'le AB'nin buralardan tamamen silinmesi isteniyorsa İran hedef olacaktı. İran hedef olduğunda sonsuza kadar bir araya gelmemesi için Türkiye'yi İran karşısında pozisyona iteceklerdi. Araplar kesinlikle İsrail'le birlikte olacaktı. Hazırlanan Kürtler yani YPG öne çıkacaktı. Tahran öteki olacak, bölge ateşe atılacaktı. Türkiye nerede duracaktı bilmiyorum. Başkan Erdoğan dün Hamas için Kuvayi Milliye neyse Hamas odur dedi. Bu söz çok önemli ve anlamlıydı. Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'ın gelişinden önce Beyaz Saray'a Biden'a gidilmeden önce söylenmesi daha da farklı bir anlam katmaktaydı. Hamas'ın yanında olmak, Amerika'nın karşısında olmak, İsrail'le bağları silip atmak demekti. Yeni bir sayfa mı açılıyordu yoksa bölgenin son şekli için pazarlıklar mı sürüyordu? Bunu yakında anlarız. Kızıldeniz'deki gerginlik bile AB ekonomilerinin ne kadar etkilendiğini ortaya koymuşken, Amerika'nın Asya'yı öteleyip Orta Doğu'da düğmeye basma ihtimali giderek güçlenmekte. Ekonomik veriler, ateş altındaki Ukrayna ile Orta Doğu'daki kıvılcımların AB'yi ve ortakları Çin'i derinden sarsacağı hesap ediliyor olabilir. Bu nedenle Türkiye İran'ın vurulma şıkkını da hesaba katarak yürümeli. Bu şıkkı ağırlıklı olarak tartışmalı. Önünü kış tut, yaz çıkarsa bahtına. Not: Amerika'nın İran hesapları Batı medyasında ciddi olarak satır aralarında var. Amerika hep böyle yapar. Önce sızdırır. Dikkatle okunmalı. Ergündiler Takvim